Sen misin, kanaldan mısınız, neredesiniz? İstanbul seçimi kör düğüm oldu. Seçimi kaybeden AKP yeniden seçim istiyor. İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz. İktidar kanadı Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı iddiasını yeniden seçim taleplerine gerekçe gösteriyor. Büyükçekmece'ye sevk edilen binlerce polis ev ev dolaşarak sahte seçmen arıyor. Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. Seçimi iptal ettirmek isteyen Cumhur İttifakı liderleri seçimden sonra ilk kez bir araya geldi. Seçim sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede yeniden seçim formülünün de konuşulduğu ifade ediliyor. Görüşme öncesi Erdoğan'ın Moskova dönüşü, uçakta yaptığı açıklamalar gündemdeydi. Seçimde şaibe olduğunu iddia eden Erdoğan, "Bunlar seçimi iptale götürür," dedi. İşte o açıklama. Teşkilatımızda sandıklara tam hakimiyette eksikler, kusurlar olmuş olabilir. Bu konuda çok iddialı konuşamam. Ama şunu bilmemiz lazım. Son bir yasal düzenlemeyle bir defa sandık kurulları, sandık başkanları kamu görevlilerinden oluşur. Burada öyle şeyler olur ki İstanbul'da bakıyorsunuz belediyenin personeli işçi sandık kurulu başkanı olmuş. Bazı yerlerde asker üye. TSK'da görevli, sivil personelde olsa orada sandık kurulu başkanı olamaz. Bunları tespit etmiş durumda arkadaşlarımız. Tabii bunlar işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa bu iptale götürür. Millet İttifakı'nın liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener de CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'na mesaj gönderildi. Benim arkadaşım kazanmazsa seçimler gayrimeşru, benim arkadaşım kazanırsa da her şey yolunda. Şimdi bir şey daha var, Sayın Erdoğan'a sormak isterim. O zarflara hepimiz oy kullandık. Kendisi dedi ki, 24 ilçe aldık, belediye meclis üyelerinin de çoğunluğu bizde. Hani ne yapacak bu belediye başkanı? Peki, o zarfın içinden çıkan, aynı zarfın içinden çıkan belediye meclis üyesi onayını kabul ediyorsunuz, büyükşehir onayını kabul etmiyorsunuz. Bu nasıl bir çifte standarttır ve bu nasıl bir hukuk katliamıdır, bu nasıl bir milli iradeye saygısızlıktır? İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası Yüksek Seçim Kurulu bozmak zorundadır. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihsel görevidir.